Ekol Lojistiğin sunduğu Eko Kadın devam ediyor. Efendim Eko Kadın'da tacirler, yatırım, menkul değerler, yatırım danışmanlığı birim müdürü Sayın Saadet Büyük'le birlikte yatırımı konuşuyoruz. Gördüğünüz gibi aslında ilk bölümde öyle noktalara nokta atışı iş yaptı ki Sayın Büyük. Bu iş böyle herkesin yapabileceği bir durum değil. Yani işte öyle komşunun oğlundan, kızından falan duyduğunuzda, yaptığınızda büyük paralar kaybedersiniz. En azından sizin için büyük paralar kaybedersiniz. Volüm büyüdükçe tabii işin ki riski de büyüyor. Çok şimdi doğru. İki şey konuşalım. Bunlardan birincisi şu, demin atıfta bulundum ya, Japon ev kadınları herhalde oradaki hanımefendi Osaka Osaka Hanım gelip Türkiye'de parayı faize yatırdı falan filan, böyle bir şey değil herhalde, değil mi? Tabii ki değil. Yani o tabii böyle biraz daha sanki magazinsel bir şeyle, dille ifade ediliyor ama kesinlikle piyasa profesyonelleri aslında bunu yapıyor. Muhakkak onlardan destek alarak niye geliyorlar? Çünkü Türkiye'de biraz önce konuşmanın ilk kısmında şunu söylemiştim. Türkiye en yüksek faizi veren, bakın gelişmekte olan piyasalar içerisinde Arjantin'den sonraki en yüksek faizi veren ülkeyiz. Böyle bir getiri için ciddi bir şey olması lazım. Bilgi birikiminin de olması lazım. Eğer bir Amerikalı için ya da Avrupalı için hisse senedinde yatırım yapacaksa. Ama Türkiye'de bu faizi alabiliyor. Yine tabii ki profesyonel insanlardan destek alarak oluyor. Bu aksi durumda mümkün değil. Yani onlar bunu biliyorlar bence. Yani profesyonellerden bu işin destek alarak Japonlar yapacağını bunu biliyorlar. Yapıyor da bizimkilere biraz dönelim. Şimdi biz ev hanımlarımız... Ya biz sormaya çekiniyor muyuz acaba? Galiba. Ben Rıfat Sarcıklıoğlu, bırakın tasarruf yapanları, evet. top başkanı şöyle bir şey söylemişti. Biz para kazandığını söylemekten bile utanan, ya ticaret yapıyoruz ya, para kazanacağız para tabii. Kazan. Bundan bile utanan bir milletiz. Galiba. Hayır, Sormaktan ya kazanman çekiniyoruz. Gerekiyorsun. Soracaksın, uzmanına bileceksin vesaire. Şimdi gidip altın alabilir, küçük tasarruflar mümkün tabii ki ama mesela Japon ev kadınlarına ben nedense takığım, çünkü bir dönem bizi bayağı bir salladılar, biliyorsunuz. Girmeleri ayrı salladı, çıkmaları ayrı salladı. Evet. İyi de para kazandılar şimdi, Allah'ları var. Bir Evet. profesyonelin sayesinde. Bizim ev kadınlarımız birikimlerini nereye emanet etmeli? Veya nasıl yapmalı? Küçük altın aldım, çeyrek aldım falan değil. Ciddi birikim yapanlar var, onu biliyorum. İşte gayrimenkul getirisi olan var vesaire vesaire. Bunları kime emanet etmeli? Bizlere. Niye? Gerçekten Onu öyle oldu. bir söyleyeyim, anlatalım, konuşalım onu. İşte biraz önce yine vurguladığım gibi bu işe zaman ayıran, profesyonel olarak piyasaları takip eden insanlardan sadece yine kulaktan dolma, işte şu bankacı da bunu dedi, den çok daha başka bir sistem var finans piyasalarında aslında. Tek işi bu olan insanlar var. Bizim birimlerimiz bunu yapıyor. Yani bizim tek işimiz sabahtan akşama kadar piyasaları takip etmek ve ona göre müşterimizin aktif bir şekilde o pozisyonlarının getirilerini ayarlıyor olmak. Dolayısıyla bir bankacı için bunu söylemek çok mümkün değil. Çünkü uğraşacak bir yığın işi var. Ne olur hani aynı kefeye koymasınlar. Bizim gibi sermaye piyasalarında aracı kurumlar olsun ya da yine bankaların hani mevduat tarafında diyeyim. Birazcık daha bilgi sahibi olan kişilerden destek alabilirler. İşi bu çünkü. Evet, işi bu. Yani gerçekten tek işimiz bu. Yani bakkala gidip et sormadığınıza göre bankacıya biraz, gidip de başka bir şey sormayın ya, yani. Bir uzmanlık gerektiriyor ve işte dediğim gibi benim sorduğum soruyla aslında o bankacının sorduğu soru aynı değil. O da işte hani ona hakikaten vakti var mı? Sadece tek işi finans piyasalarında tabii bu işi yapmak mı? Bir yığın aslında ilgilenmesi gereken bir bankacının da o operasyonel anlamda olsun bir kredi veriyor. Sadece tek işi piyasalarda portföyü takip etmekse o zaman çok başka bir şey gerektiriyor. Onun için ben biraz önce o işte SPK'nın belli lisansların alınması gerektiğinden bahsettim. Bu ehli olan insanlar o zaman çok daha kolay yardımcı oluyorlar ve çok da severek yapıyoruz. Bakın ben yıllarca hakikaten müşterim olsun olmasın o kadar hep ifade etmeye, anlatmaya o kadar canı gönülden. Yani burada büyüklük herkese göre değişir. Benim için rakamdan bağımsız. Gerçekten bir katma değer yaratmak anlamında hep böyle anlatarak onları belli bir bilgi seviyesine getirmeye gayret ettik. Benim gibi bu işi yapan başka insanlar da var ama lütfen işi bu olan insanlardan destek alsınlar ne olur. Yani bence en önemli kısmı bu. Sormaktan çekinmesinler ki bu bence çok Ayıp bir şey doğal de değil hiç aslında. değil yani benim birçok arkadaşım yakın çevremdeki her zaman soruyorlar bunun karşılığında bir şey beklemek zaten hani bir de
Bazıları da o kadar böyle şey oluyor ki, ya şimdi size bir bedel mi ödeyeceğiz, ne vermemiz lazım? Hayır değil tabii ki. Yani sonuçta bu kurumla çalışıyorsunuz, bu kurumla çalışmanın bu karşılığında da ben size o bilgimi, bütün sermaye piyasalardaki birikimimi size aktarıyorum. Yani bu kadar büyük bir bedel ödemek de şey değil. Sadece bakın mesela yabancı tarafında sadece bizim araştırma raporlarımızı alıp okuyan bireyler ve kurumlar var. Bakın sadece bunun için bedel evet, ödeyenler var. Evet, tabii. Kurumla çalışmıyor olsa bile raporları okuyorlar. Biz biraz belki o konuda da yine dönüyorum. Hakikaten okuma konusunda, biraz araştırma yapma konusunda çok arzulu, istekli insanlar maalesef değiliz. Şu finansal okuryazarlığı artık ilkokula kadar indirmemiz gerekmiyor mu? Yani çok bu illa önemli ya. Dünyaları yönetiyor olması, çok, sadece çok evinin şey. Ekonomisini yönetmesi için bile bir finansal okuryazarlığı olması lazım tabii insanların. Tabii ki. Kendini yönetebilmesi için, her şeyden önce kendi bütçesini yönetebilmesi için, o kendine olan özgüveni için, bir kadınsanız duruşunuz için inanılmaz bir şey. Yani onu biliyor olduğunuz zaman başka türlü bakıyorsunuz. Harcamalarınızı, belki tüketiminizi zaman zaman kısmanız gerektiğini, o ayarlamayı, kendi bütçe dengenizi ancak bu sayede sağlayabilirsiniz. Bu işi halletmemiz lazım. Bence en önemli şey eğitim. Her konuda oraya geliyoruz. Eğitim şart diyorsunuz. Ya, inanın öyle. Gerçekten öyle. Bazen inanın çok böyle şey bir şey olacak ama diyorum ki elimde böyle bir sihirli değnek olsa ve hakikaten insanlara bir şeyleri fark ettirebiliyor olsam. Hiç bundan gocunmuyorum. Sadece fark etmeleri gerekiyor. Biraz etrafta ilgilenmeleri gerekiyor. Neden, ne yaptığının farkında olan insan, biraz beynini kullanmak için hakikaten o farkındalıkta olan kişi için zaten bilgi de önüne geliyor diye düşünüyorum. Kritik nokta bilgi tabii. Bilgiye evet, saygı duymak evet, gerekiyor. Evet, çok doğru. Peki, şimdi gayrimenkulü biraz konuşalım istiyorum. Hı. Bir 10 dakikada falan ama bir şeyi de soracağım size. Şimdi şuradan çıkalım. Mesela siz eve gidin. Daha eve girene kadar 3 tane tanıdık görün. Sizin bu işi yaptığınızda biliyorlar evet. Ya. Size şeyi soracaklardır. Dolar ne olacak? ama bu kadar kolay mı? Bizler için yani bizler için kolay ama sizin benden arzu ettiğiniz bilgi gerçekten size bir getiri sağlayacak mı? En önemli kısmı o. Çünkü siz bu soruyu sorarken aslında nerede durmanız gerektiğini, sonuçta bir tasarrufunuz var ve o tasarrufa bir getiri beklentisiyle zaman zaman gayrimenkule, zaman zaman sermaye piyasalarına yatırım yapıyorsunuz. Amacınız aslında orada bir getiri elde etmek. Bu sorunun altında yatan şey o. Ve en doğru nereye koyarsam o getiriyi maksimize edebilirim, en optimum getiriyi alabilirim kaygısıyla geliyor tabii ki sorular. O da tamamen piyasa dinamiklerine göre değişiyor. Yani bugün içinde bulunduğumuz konjektürde, şu anda kısa vadede işte bizim ülkemizin bulunduğu verdiği faiz seviyesi bu kadar cazipken, yurt dışından nispeten hala para girişi oluyorken, çünkü maalesef biz yatırım yapılabilir ülke kategorisini kaybettik. S&P, Moody's ve Fitch gibi çok önemli. Bakın bunlar hani bazı kavramlar, çok eleştiri kabul edecek kavramlar değil. Yurt dışındaki bir büyük emeklilik fonu, milyar dolarlık bir fon Türkiye piyasasına yatırım yapmak isterse bu 3 derecelendirme kuruluşunun yatırım yapılabilir ülke kategorisine koyduğu ülkeler ancak yatırım yapabiliyor. Çünkü tüzük gereği, kendi kanunları gereği yapamaz. Yani bu isteğe bağlı tabii bir şey değil. Tabii bu iste, ben evet benim param var, hadi geleyim de Türkiye'de faiz de yüksekmiş yatırayım, olamıyor maalesef. O hisse olabilen sahibine olan, bir şey söyleyemez tabii, sonra. Olabilenler de bizim birazcık daha hedge fund dediğimiz, daha serseri fond dediğimiz. Hızlı hareket edebilen, hı-hı, aslında öyle nitelendirelim, daha aksiyonu bol. Riski de. Evet yani buna para koyan insanlar da daha yüksek getiriyi, daha yüksek riskle alabilen insanlar olduğu için. Dolayısıyla şu anda piyasalarda aslında yaşanan da o. Çok kısa süreli, güzel faizle verdiğimiz için o getiriden nemalanmak isteyenler gelebiliyor maalesef. Çünkü biz biraz önce bahsettiğim gibi o yatırım yapılabilir ülke kategorisinin altında kaldığımız için. Mesela hedge fondlar çok 2008 krizine neden, tabii, 2009 krizi o kadar hareketli ki o kulaktan dolma yatırıp çıkılacak bir iş tabii değil. Yani bizler için yani. Aman hiç öyle bir yönlendirmede de bulunmuş hayır, olmayın. Kastettiğim yine bir profesyonelin bu işi yapması kesin gerekiyor. Yani şöyle bir şeydir. Fon dediğimiz şeyin başında bir aslında bir heyet var. Yatırım fonunun bir ekip yönetiyor. Bir kişiden ibaret değil. O bir tüzel kişiliktir. Yani yatırım fonu belli sayıda kişilerden oluşan bir hakikaten bir şirket gibi yönetilen, o yatırım kararlarının
Eğer piyasa çok volatilse ki bizler açısından şu anda mesela biz haftada bir bu toplantıları yapıyoruz. Her hafta yatırım kararlarını revize ediyoruz. Çok aktif piyasanın içinde olmanız lazım. Ben kendi kişisel iş hayatımda da böyle hani portföyümü bir yere koyayım da aman atıp unutayım noktasında değil ki dünyada piyasa. O noktada çok fazla değil zaten dinamik, artık. Çok fazla değişken var. Bir de sonuçta Türkiye piyasası siyasi taraftaki birçok şeyden de etkileniyor. Yurt dışı piyasalardaki gelişmelerden etkileniyoruz. Bu kadar dinamizmin olduğu bir yerde ya ben de hiç bu işi bilmeyen bir insandan hiç destek almadan şans eseri oluyor o zaman. Yani biraz şansa evet gerçekten hani para kazanmanız gerekiyormuş. İşte bir böyle bir vesile olmuş diyebilirim yok, ancak onun için. Biz geleneksel olarak her sene minik piyango da alıyoruz canım yılbaşında. Yani eğer şanssa yani. Evet evet ya burada bir şans faktöründen bahsetmek hiç doğru olmaz. İnanın ben gayrimenkul tarafında bir süre en azından bilindik bir markanın satış pazarlama müdürlüğünü yaptım. Orada da tecrübe ettiğim şey oydu. Tabii ki Türkiye'de özellikle son 10 yılda düşen faiz ortamı gayrimenkulü çok cazip bir yatırım aracı haline getirdi. Şu anda ne duyuyoruz? Çok fazla arz var. Şimdi bir şeyin fiyatı dediğiniz zaman ona bir talebin olması gerekiyor ve dolayısıyla o talep aslında fiyatı yukarı getiriyor. Geçmişte neydi? Düşen faiz ortamında çok fazla yatırım alternatifi arayan bir tasarruf sahibi kişi için bir de biz Türk vatandaşı olarak seviyoruz gayrimenkulü. Evet. Gittik gayrimenkuller aldık. Birincisini alan ikincisini aldı. İkincisini alan aman bunun kira getirisiyle üçüncüsünü alabilirim dedi. Maketten alanlar oldu. Ama buradaki değişimi de aslında ben sektörde çalışırken de aynı şeyi gözlemlemiştim. O değişimi görmek lazım. Tüketicinin beklentileri çok değişti. Yine aman ne olur hakikaten bu işi profesyonel yapan insanlardan destek alsınlar. Kendi iç görülerine göre onlara doğru bilgiyi vereceğine inanan insanlarla çalışsınlar. Çok önemli bir şey. Bu gayrimenkul alırken için de geçerli bu söylediğim. Bizim gibi finansal piyasalarda yatırım yapmayı düşünen kişiler için de önemli. Bu aslında biraz ipuçlarını verdiniz gayrimenkulle ilgili. Yani zamanında evet. Çok iyi bir yatırımdı. Şimdi bir dakika bir bakmak fiyatların lazım. Fiyatların biraz oturması gerekiyor. Arz fazlası var. Bu çok aşikar ortada. Şunu çok net soracağım size. Şimdi o kadar çok şapkanız var ki hepsinden de bilgi almaya çalışıyorum izleyicim için ama gayrimenkul tarafındaki bilgi insan bir ev alır oturur o tamam. Konut mu yatırım mı bir kere bu sorunun cevabını nereden vereceğiz gayrimenkul? Orada ama işte şöyle bir şey vardı kira getiri rasyoları bir evin satın aldığınız değeriyle elde ettiğiniz kira getirinin kaç yılda size geri dönüşümünün olduğu yine bir matematiksel hesaptır. Harikasınız yani bu işin içinde bilim var. Tabii ki matematik var yani ben böyle evi alayım işte tamam öyle bir durum yok siz şu andaki aslında 30 yıllara çıkmış durumda elde ettiğiniz kira getirisinin size geri dönüşümü satın aldığınız eve ödediğiniz bedel. Bu hakikaten süre çok uzadı. Çünkü biraz önce söylediğim gibi arz fazlası var. Bu bir süre daha böyle devam edebilir ama ben daha önceki bir konuşmamda bahsetmiştim. Sonuçta Türkiye çok genç nüfusu olan, nüfusun yaş ortalaması 15-64 yaş ağırlığı burada olan ve bu kişilerin evlilik, boşanma gibi veya tek yaşamak arzu ettiği eğilimleri için var, doğru. Dolayısıyla nüfus artışına paralel konut talebi hep olacak. Ama bunun geçmişte bu kadar oturma amacının dışında tamamen yatırım amacı olarak görülmesinin çok ana sebebi tabii ki düşük faiz ortamıydı. Türkiye'de faizlerin 7'leri 8'leri gördüğü zamanlarda da ben finans sektörünün içindeydim. Dolayısıyla o faiz ortamında çok cazip gelmiyordu. Belli bir tasarrufunuz varsa bunu bankaya koyayım, mevduat yapayım. Çok getir olarak sizi tatmin etmiyordu ve birçok kişi etrafındaki kişilerden duyarak işte şöyle bir proje varmış bu projede işte alıyorsun proje bitene kadar şu kadar değerleniyor söylemleriyle hareket ettiler. Evet bu bir süre para kazandırdı ama bir şeyler de değişti. Şimdi o 7'li 8'li faiz ortamında değiliz. Bu ortama biz biraz dünya konjonktürü de bunu müsait hale getirdiği için gelmiştik aslında Türkiye olarak. Şimdi dünyada faizlerin arttığı bir trend varken bizim bunu böyle Türkiye olarak ayrışmamız çok mümkün olamazdı zaten. Bir yani global rüzgar gelirken hep aynı doğruyla yürüyemeyiz. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani orada ben tek kalemde bütün tasarrufumu gayrimenkule şimdi şu anda satılamıyor. Çünkü gayrimenkul dediğiniz şey uzun vadede ve çok kısa sürede likide çevrilemeyen bir yatırımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda o
Eğer bir nakde ihtiyacınız varsa gayrimenkulünüzü çok kolay likide çevirmeniz çok mümkün değil. Onun için yine hakikaten şu portföy çeşitlendirmesi denen şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Yapıldıysa yapacak bir şey yok. Ama bundan sonrasında en azından atılacak adımda bence çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani yine filmin sonunda ben şucuyum bucuyum olmuyor. Evet. Aslında bunun bir enstrüman gibi bir profesyonel tarafından yönetilmesi. Eğer o volümde iş yoksa da daha küçük montanlı işte günlük bakın, işlere bakılması lazım. Mesela gayrimenkul yatırım fonları var. Yani eğer yine bizlerden mesela destek alırlarsa ben o zaman benim küçük yatırımım var ama bu yatırım işte bir ev alacak kadar değil. Birimden yine bağımsız. Arzu ettiği belki ev alacak kadar değil. Peki o zaman ben diyebilirim ki gayrimenkul yatırım fonunda değerlendirmeyi niye düşünmüyorsunuz? Onu da izah ederiz bu kişilere elindeki birikime göre. Onun için destek bilim, almaları çok önemli. Bilim. Evet. Sayın Saadet Büyük çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Su gibi aktı. çok mersi sağ olun. Kadar. Ama şunu çok net anladık biz dışarıdan bilmeyenler olarak. Bu iş profesyonel işi. Öyle çok kulaktan doğru, dolma yapılacak iş değil. Ve o profesyoneller de hissi kablen vukuyla değil bir matematik ve bilimle hareket ediyorlar. Aynen çok doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Sağ olun. Efendim bugün konumuz tacirler, yatırım menkul değerler, yatırım danışmanlığı birim müdürü Sayın Saadet Büyük'tü. Efendim iki şey söyleyeceğim onunla da veda edeceğim. Bir üniversite bahçesinde bütün hocalar ders notlarına bakıp final soruları hazırlarken iktisatçılar köşede yatıyormuş. Çok bozulmuşlar bu işe. Gelmişler demişler ki biz harıları çalışıyoruz. Siz niye soru hazırlamıyorsunuz? Hocalardan biri demiş ki efendim biz iktisatta her yıl aynı soruyu sorarız ama cevabı değişiktir. Bu iş bu kadar profesyonel işi. İkincisi bir gün bir okurum beni böyle metroda çevirmiş de ekonomi ne olacak, borsa ne olacak, dolar ne olacak dedi. Hisse senedin var mı dedim. Yok dedi. O zaman cebine bak, cebindeki para senin ekonomin dedim. Biz kadınıyla erkeğiyle biraz finansal okuryazarlığımızı yükseltip başkalarının gerçeğiyle kendi gerçeğimizi karıştırmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Ve büyüyen bir ekonomi içinde her zamanki gibi bitirelim. Unutmayın, tek kanatla uçamazsınız. Önümüzdeki program tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın efendim. Ekol Lojistik, Eko Kadını sundu.